Bu videoyla beraber ön yargılarınızı kırmanızı istiyorum çünkü çok eğleneceğiz. Dplay oynayacağım, birçok kişi uzun video halini istiyordu, işte karşınızda. Abi en son şu kostümü almıştım dostlar ve bu kostüm çok güzel görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok ama bana pek gitmedi gibi sanki be. Çok yakışıklı yani, bir de bana bak. Neyse, bilim ışığı kostümünü aldım dostlar. Bu kostümü siz de çok seversiniz diye düşünüyorum. Çünkü böyle animeye benzeyen bir dizaynı var, yani bir anime karakteri gibi. Renk seçimleri çok hoşuma gitti ve çanta detayı çok iyi olmuş. O yüzden bu kostümü satın aldım. Uzay vampir köylü oynamayı düşünüyorum dostlar. Zaten bir ton oyun var gördüğünüz gibi. Yeni yeni oyunlarda eklenmeye devam ediyor. Ama bugün uzay vampir köylü oynayacağız. Çünkü ben bu oyunu oynarken harbiden eğleniyorum. Bazen çok ilginç tiplemeler geliyor. Şen şakrak eğlene de biliyorsun. Yeni arkadaşlıklar falan yani kurmak gerçekten mümkün. Abi parayı veriyorum, direkt vampir oluyorum. Devam ediyoruz. Standart modda çok daha zevkli oluyor vampir olması. Kostüm nasıl ama, çok iyi değil mi? Vallahi herkes çok profesyonel gibi duruyorlar dostlar. Aşırı profesyoneller. Ben şurada görev yapıyormuş gibi devam edeyim. 9 numarada vampir. Abi görev yapıyormuş gibi yapmaya devam edeceksin. Vampirliğin altın kuralı bu. Çaktırmayacaksın. Kendi görevlerin de var zaten. Onları da yapabilirsin istersen. Bir açık havuzu bir tahrip edelim hemen. O tarafa doğru gidelim. Abi kimi öldüreceğiz ya? Herkes çok seri bir şekilde görev yapıyor. Buldular. Buldular birini. Arkadaş haberleşme kesintisi geldi. Oraya gittim. Hatta bir numara açmış çıkıyordu. Ben de görev yapmaya güvenlik odasına gidiyordum. Birini manzaranın önünde gördüm. 4 numarayı öldürmüşler. Ama kim yaptı görmedim. Ben en son depodaydım. Göreve gitmiştim. Sonra haberleşme geldi. Sonra ona gidecektim. Sonra yaptınız, geri döndüm. 5 numarayla misafir odasında görev yapmıştık. Vallahi şahsen ben de görev peşinde koşturuyordum. 9 numarayı gördüm ama o da görev yapıyor gibiydi. 7 numarayı dediği yerde gördüm, evet. 7 numarayı safe'leyebilirim. Geri kalan başka kimseyi görmedim gerçekten. Abi fake atmaya çalışıyorum, bakalım. Bir şey diyeceğim. 10 numara, senin sesin bana aşırı tanıdık geliyor. Aşırı hem de. TikTok'ta karşıma sürekli bir adam çıkıyor. O musun yoksa? Her neyse, bunu geçiyorum. Haberleşme kesintisi geldi. Maalesef ki sadece ben düzelttim arkadaşlar. Kimse gelmedi. Sonra okuma odasına gittim. Görev yapıyordum. Ama manzara tarafında kimseyi görmedim. Evet, o kişi benim. Lütfen o kişi benim diye bana oy verme. Ya çok sevindim. Ama lütfen direkt bana oy vermeyin. Çünkü ben değilim. Kurnaz oyunu oynuyorsun ama sana ben dikkat edeceğim. Ben oy kullanmayı bırakıyorum abi. Diğer vampiri de satamayacağım. Yalnız biri beni tanıyor. Videolarımı daha önce görmüş. Yalanlarıma kanmayabilir. Bakacağız. Benim ne yapıp ne edip bir numarayı öldürmem lazım abi. Çünkü beni tanıyor, nasıl oynadığımı biliyor. Söylediğim her yalanı ezberlemiş olabilir. 7 numarayı öldürebilirim. 4 saniye sonra. Görev yapıyormuş gibi yapmaya devam ediyorum şu an. Etrafında kimse yok. Seri kaç, seri kaç. Hey öldürme sakın. Dur bekle, öldürme sakın. Bir söyleyeceğim, bir dakika bir dakika. Evet evet, dinliyorum. 9 numara. Ben 9 numara. Davi odasına girdiğini asla görmedim. Tablo görevi yapıyordum. Evet. Tarafa doğru gelirken 9 numara acil tedavi, büyük ihtimalle vent attı. Hemen okuma odasına bakmam lazım. E tamam, gidelim sağ taraftan. Abi 9 numarayı ama ben sanki görmüştüm bir önceki el ya. Ama bilmiyorum, akıllı oynuyor olabilir. Aa şey geldi, şey geldi, dur. Allah Allah. 9 numara harbiden yok. Ben dur bir evet, dakika yok, abi. Yok. Bir dakika bir dakika, dur o tarafa gitmeyelim. Oğlum 3 numara. Beni 3 numara, dur tedirgin ediyor onu. Ayrı ayrı. Evet. Ben de güvenlik odasına gidiyorum. Çok iyiydi, çok iyiydi. Cevap var bak. Ya ben ne dedim? Bak ben ne dedim? Bu adam çok kurnaz oyun oynuyor dedim. Çok biliyorum iyiydi. Çünkü abi bir de var ya bak. Bana hiç çaktırmıyor ya. Gerçekten Serdar. Çılgın vampir modunda mühendis, adli tıp uzmanı ya da şerif olmaya çalışacağım ama önce köylü olmam lazım. Köylü olduğuma göre oyunun bana görev vermesini bekleyeceğiz. Hemen size modları anlatayım, yani görevleri anlatayım. Adli tıp uzmanı dostlar cesedin başında ayak izinin rengini görebiliyor ve cesetleri görebiliyor. Mühendis ventlerden geçebiliyor dostlar. Ve ben adli tıp uzmanı oldum. Mükemmel. Bir tane haberleşme kesintisi geldi. Hemen onu bir yapalım. Mühendis ise ventlerden geçebiliyor.
uzaktan hasarları düzeltebiliyor dostlar. Şerif ise vampir gibi birilerini öldürebiliyor ama köylü öldürürse sıkıntı. O zaman problem oluyor. Cemre beni korkuttu. Cemre orada kalsın. 9 numara orada. Hiç ceset kokusu alamıyorum şu an bir adli tıp uzmanı olarak. Bir de oyunda Joker var. Joker milleti kandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve ben bir tane ceset gördüm şu an. Ya neden raporladı şimdi? Ben adli tıp uzmanıydım. Biraz geç başladım. Neyse, acil tedavi odasına girdim. 4 numara. O görev o kadar uzun sürmüyor. Görev yapıyor muydum bilmiyorum kanka. Öncelikle onu söyleyeyim. Enes, evet görev o kadar uzun sürmüyor. Onu biliyorum. Telefonu şarja taktım. Çerçeve görevindeydim. Onu yaptım. Onu yaptıktan sonra oraya gittim. O sırada telefonu şarja takıyordum. Bence 2 numara vampir. 2 numara vampir bence. Çünkü çok heyecanlandı. Elektrik onarım attım. Görevim vardı. Onu yapıyordum. Report bazını sıkıyordum. Şimdi 4 numara dedi ki görevi yapmış. Şarja takmadan önce şeyin oradayım dedi. Yapboz görevini yapıyorum dedi. Ama ben oraya gittiğimde orada yapboz görevini yaparken ben gittim görevimi bitirdikten sonra hala oradaydı. Yani bu kadar uzun sürmesi biraz daha imkansız. Arkadaşlar ben mühendisim. Elektrik odasında görevim vardı. 9 numara oradaydı. Sonra ben yapıp çıktım da 10 numara da oraya girdim. İnternetim çok sıkıntılı gidip geliyorum. Bayağı bir süre saçma sapan yerlerde AFK kaldım. En sonunda şu açık havuzun karşısında uzun bir yol var ya orada AFK kaldım. Geldiğimde buraydı. 7 numaranın dediği gibi. Elektrik odasındaydık. Oradan çıktım. Güvenlik odasına geçtim. Orada görevim vardı. Abi şimdi şöyle bir durum var. Keşke reportlamadan önce beni bekleseydiniz. Yani en azından ben orada bir şeyler görebilirdim. Çünkü adli tıp uzmanıyım. Yani şu an diyebileceğim hiçbir şey yok. Görür görmez reportladılar. Yani kimin öldürdüğünü göremedim bile. Kanka şimdi 2 ile 4 acil tedavi odasındaydılar. Madem ki öyle önceden oradaydı, biz geldikten sonra niye raporladınız Enes? Abi bu tur boş geçmek zorundayız. Vampir akıllılık edip beni beklemeden reportlamış olabilir. O yüzden 2 numaranın üzerinde olacak gözlerim. 2 numara biraz vampir vibe'ı veriyor. Bir tedirgin olacak. 9 numarayla beraber gitmeyeceğim. 8 numarayla da beraber gitmeyeceğim. Yani şimdi görevlere de odaklanmak istiyorum ama dediğim gibi açık hedefim şu an. Adli tıp uzmanı olduğumu açıkladım. Bir kişi şerif oldu. Havada ceset kokusu var dedi. Benim bir tane... Tamam, cesedi gördüm. Of, çok karışık, çok karışık. Mor, kahverengi. Dostlar şimdi durum baya karışık. Katil temiz bir iş çıkartmış diyebilirim. Özellikle o civarlarda kahverengi ayak izi çok sık vardı. Dedim ki 4 numara zaten o kadardı. Şimdi Serdar, kanka ben senin acil tedavi aman. Acil şey olduğuna fazla inanamadım. Geldin hemen Nara gördüm. Nara soruşturmaya tıkladın. O izler Nara çıktı. Kanka altı boş geçti. Ben de şu an haberleşme kesintisini tamir etmeye çalışıyorum. Beni suçluyor 2 numara ama o vampir abi. 6 numara büyük ihtimalle Şerif çünkü. 4 numara vampire gözümüzün önünde öldürdü. Sonra ben tam açık havuzdaki haberleşme kesintisine gidiyordum. Hatta Cennet de oradaydı. Bakalım 9 numara da vampir olabilir. Butona basma o kadar zor değil. Bana güvenebilirsiniz yani. Ben net bir şekilde 2-8-9'dan şüpheleniyorum. Abi kime oy vereceğiz? Şerif 2 numarayı vurmayı düşünüyor şimdi. Ben 8'e vereceğim abi ya. Kimse oy vermedi. Ben gittim 8'e verdim. Tamam mı? Benim adli tıp uzmanı olmadığımı düşünüyorlar. 2 numara şimdi kaçıyor. Öldüm. Tam beni öldürecekti. Çok az kalmıştı. 5 numara orada. Cesedin başına doğru bir gidelim ama gitmeme izin verirlerse. Oraya gittiğimde yüksek ihtimal öleceğim. Tıp gelsin. Hadi tıp gel. Bir dakika. Hadi tıp gel. Gel. Bir dakika. Bak. Kanka değiliz. Gel cesede bak çabuk. Kankam hiç güven vermez. Vent'e biri girdi. Vent'e biri girdi. Allah vent'e biri girdi. Allah diyorum ya. Tamam tamam bir dakika. Mor, beyaz, kahverengi. bir numara o kadar ürküttün ki beni. Mor ve kahverengi. Beyaz doğal olaraktan bir numaranın da ayak izleri vardı. Vent'e girenin orada kahverengi olabilme ihtimali çok yüksek. Kanka bizim ayak izlerimiz olacak çünkü. Cesedin başındaydık. Sana gel dedik. Gel şu çabuk numarasını bul dedik. Abi nasıl güvenebilirim? 2 numara köylü çıkmış. Ben dedim ki zaten 2 numarayı vur diyeyim. 2 köylü çıkmış lan. Abi eğer doğru söylüyorlarsa 8 vampir. Abi ben 8'e veriyorum o zaman. Umarım Joker değildir. Umarım Joker değildir. Lütfen Joker olmasın. Lütfen Joker olmasın. Oh vampirmiş. Ayak izi onun vardı. Hadi lan. Aa. Ah be. Ah be. Ortalık fena karıştı şu an.
Kanka 6 numara kusura bakma ya. Ben 5'ten çok bir şüphelendim. Boş geçti çünkü. Her neyse 5'ten de kusura bakma abi. 9'a veriyoruz geçiyoruz. Topal kaldım ya. Oldu mu böyle? 5 numara değilmiş. 9 diyorum. Sen adama diyorsun ki 5 vur diyorsun Serdar. Ya neden bilmiyorum abi. 9 numara gibi geliyor bana da. Ben 5 numaradan çok şüphelendim. Evet haklısınız ama 5 numaranın olmadığı şu an kesin ve net belli. Kanki sen 9 diyorsun da. Ben senden şüpheleniyorum. Abi kime vereceğiz ya? Verdim 9 artık. Lütfen 9 olsun. Lütfen 9 olsun. Lütfen 9 olsun. Lütfen 9 olsun. Yes, kazandık be. Kazandık be. Güzeldi. Çılgın vampir modunda da güzel bir maç kazandık dostlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir adli tıp uzmanı oldum ve tüm cinayetleri aydınlattım. Vampirlerin hepsinin bulunmasında emeğim çok büyük. Bir play indirmek istiyorsanız açıklamalar kısmına ve yorumlara linkini bıraktım dostlar. Güvenli bir şekilde Google Play Store'dan, Apple App Store'dan telefonunuza indirebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.